Ve 76. soru. It wasn't until only diye başlayan bir ifademiz var sevgili arkadaşlarım. Şimdi şunu bir alalım önce. Önce şu bölümün ne anlama geldiğini konuşalım. Sık sık karşımıza çıkıyor, değil mi? Bu it wasn't until yapısı sık sık until bağlacının sorulduğu bir kalıp bu. It wasn't until. Arkadaşlar 95'e kadar olmadı demek aslında ne demektir? 95 yılında oldu. Sizin it wasn't until'den anlayacağınız şey şu. Buradaki not'ı boş verin. 95'te oldu her şey. 95'e kadar olmadı. Peki ne buradaki mantık? Şu ne bağlacı? Zıttık bağlacı. Arkadaşlar bu zıttık bağlacıysa okumaya devam edelim. Ne diyoruz? Çoğu spor, bugün ekstrem olarak sınıflandırılan çoğu spor ne diyor? For a long time, uzun süredir var. Görüyor musunuz? And most ve bunların birçoğunun yarışmaları da var. Bir şey dikkatini çekiyor mu? Çok uzun süredir var, tamam. While'ı attık, şuraya but dedik. Uzun süredir var ama 95'te oldu ne olduysa aslında bunun röntgenini çektiğimizde cümlenin. Hatırlıyor musunuz? Şu kadar zamandır var ama daha yakın zamanda işte insanlar fark etmeye başladı gibi. Az önce verdiğim zıtlık örneklerini hatırlayın. Burada da çoğu spor ekstrem olarak sınıflandırılan sporlar uzun zamandır var ama ancak 95'te ne oldu arkadaşlar? Halkın artık gözü önünde olmaya başladı. Değil mi? Public exposure kazandı burada. Dediğimiz anda while'ın bir zıtlık yukarıya but olarak atılabileceğini hatırlayalım. A şıkkında cevap olarak işaretleyelim. Geçtik. 77'de. Aynı sorunun bir diğer formu. Yine aynı şey. Bunu özellikle vurgulama gereği duydum sorularda. Çünkü karşımıza durmadan soru olarak geliyor zıtlıklar bu şekilde. Nasıl? Çevrecilik terimi diyor. Çok daha sonraya kadar kullanılmadı. Şimdi burada bana iki mesaj verdi. Bir, bu bir zıtlık ilişkisi. İki, çok daha sonra diyor. Neye göre daha sonra? Önce later'dan başlayayım. Arkadaşlar 1800'lü yıllardan bahsediyorum. Ne diyor? Çevreci hareketlerin kökleri 1800'lü yıllara dayanıyor. Devam edin. Çok daha sonraya kadar ne diyor? Bu terim kullanılmadı diyor. O zaman daha düzgün bir çeviriyle şöyle yapsak toparlanır mı kafanızda? Çevrecilik terimi çok daha sonraki yıllara kadar kullanılmasa da görüyor musunuz? Aslında köklerini 1800'lü yıllarda ne yapıyor? Arkadaşlar alıyor. Gördüğünüz üzere birisi yeni, birisi eski, zaman olarak çok daha eski, çok daha sonra denilen durumlar zıtlık durumlarıdır arkadaşlar. Ben ta tarih öncesi dönemlerde görüyorum bir konuyu, bir olayı ama daha son dönemlerde toplumun gündemine gelmeye başlıyor. Ama diyorum bunların hepsine bakın. Benzer soru tipleri D şıkkı yine cevabımız. Evet. Bir diğer soru. Because'u burada gördüm. Önce yapmam gerekeni yapıyorum. Şuraya so yazarak cümleyi okuyorum. Ne diyor? Etnisite ve ırk kritik öneme sahiptir. Ne için? Güney Afrika'nın sosyal ve ekonomik çerçevesi için nedir? Kritiktir. Tamam. Bu yüzden de buyurun ne demiştik biz dikkat ederseniz etnisite ve ırk. Bu yüzden de ırksal ve etnik çabalar, mücadeleler neymiş? Bu bölgenin hangi bölgenin Güney Afrika'nın görüyor musunuz referansın güzelliğini? Ne? Ana yönlendiricileri olmaya, ana güdüleyicileri, ana harekete geçiren noktaları olmaya aday, oraya eğilimli. Dediğim anda D şıkkının cevap olduğunu anlarsınız. Çünkü bu önemli, bu da ana
yönlendirici olması. Bu da artı. Buyurun size bir kaos ya da soğ bağlacının gücü. Diyoruz, geçiyoruz. Doğu Roma İmparatorluğu. Şimdi ya da Bizans İmparatorluğu. Ne olmuş? 1453'e kadar gelişmemiş. Gelişmemiş mi? Yok, gelişmiş gayet de net. Artı. Flourished. Gelişti. Peki devam ediyoruz. Sonra Bat demişiz. İt referansına dikkat. Bat zıtlıktı. Orada gelişti dedim. Ama diyor önemli bir kazanım Avrupa'da elde edemedi. Buyurun eksi. Burası artı. İt dediğim şey benim Doğu Roma İmparatorluğu. Zıtlık bağlacı. Zaten birkaç koldan bağladığım anda soruyu artık zaman kaybetmeme gerek yok arkadaşlar. Cevap denildi. 80. soru. Hükümetler. May or may not establish. Ne yapamıyor arkadaşlar? Turizm politikaları konusunda oturmuş şeyler ortaya koyamayabilir ya da koyabilir. Dikkat lütfen. May or may not. Arkadaşlar özellikle şu may or may not'tan kaynaklı lütfen şuna bir sıcak durun önce. Depend on'un, depend upon'un mantığı budur zaten. Hani hatırlayın weather'la yaygın kullanılan bir fiildir depend. Depend on weather deyip devam ediyorduk ya. Hani olup olmamasına bağlı. Bu da böyle. Depend on'u gördüğünüz anda şu iki taraflı olasılığa hazır olun. Ne demiş oluyoruz burada? Turizmin ekonomik ve politik öneminin boyutuna bağlı olarak ne? Oturtabilir ya da oturtamaz, değil mi? Temellerini sağlam atabilir ya da atamaz gibi tamamen buraya bağlı anlamı veren bir ifade. May or may not. Bazı arkadaşlarım tahmin ettiğim şeyi söyleyeyim. Ya hocam ben unless yaptım diyecekler. Neden? Burada olumsuzluk gördüm. Sevgili arkadaşım, unless karşıda net konuşur. Olumsuzsa olumsuzdur. Ama siz burada olumlu ihtimalini de yok edersiniz eğer buraya direkt olumsuz derseniz. Niye? Oturtabilir ya da oturtamaz. Establish. Değil mi? Kurabilir ya da kuramaz. Olumlu tarafı da var bu işin. Unless'in karşısında iki ihtimal verme şansınız yok. Tamam. Day'den kaynaklı öne çıkabilir. Size katılabilirim. Ama benim işim net olmalı burada. May not deseydi size yakın durabilirdim burada. Cevabım B seçeneği. Okey. Ha bir şey daha gözüme çarptı. Buna lazım or diye söyleyeyim. If'i gördünüz mü? Bakın şurada head 3 görüyorum. Arkadaşlar if kuralları sıfırdan sınava ders notları bir kitabımızda. Biliyorsunuz bu ikinci kitap. Birinci kitapta if konusunu detaylarıyla anlattık. Orada if'in kurallarına bakarken şuraya 3 diyorduk biz rakamsal olarak. Niye 3 dediğime bakınca anlarsınız. Burası 3 iken şurası 1 olamaz. Ya 3'e 3 ya 3'e 2 olacak demiştik o videolarda, o kitapta. Bakarsınız, tamam mı? Bu da cevap bu açıdan net elenebilecek bir şıktı. Dedik 80'in soruyu tamamladık. Geçelim diğer soruya.